Selamlar güzel arkadaşım. 65 gün ayet-i matematik. 43. günü ve macera kaldığı yerden devam ediyor. Ama artık var ya şu iki bölümü bir önceki derste, şimdiki derste böyle film diye sinemalarda oynatsan, kitap diye cilt cilt roman diye yazsan satış rekorları kırar. Efendime söyleyeyim izlenme rekorları kırar. Öyle böyle değil. Böyle macera görülmedi arkadaş. Geçen derste ne dedim? Mesela bak olaya bak. Artanlık azalanlıktan bahsettim ya. Evet hocam. Onun eğimle ilişkisinden. E doğal sonucu olarak türevle bağlantısından bahsetmiştik. Şimdi bırak onu at kenara. Maksimum minimum noktasından bahsedeceğim. Fonksiyonla uygulamalardan hatırla. Bir, nok, bir, fonksiyonun maksimum noktası, minimum noktası. Bunun artanlık, azalanlıkla ne ilişkisi var? Ondan e, otomatikman artanlık, azalanlıkla ilişkisi olunca doğa sonuç. E türevle de ilişkisi var. Allah'ım neler neler anlatacağım. Neler neler yapacağız. Elimizde kalemler. Ya bak matematik mi yapmak istiyorsun? Bir kalem, bir kağıt yeter. Gönder gelsin. Bu kadar. Senle birlikte matematik yapacağız. Gel 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 macera, eğlence kaldığı yerden devam ediyor. Ya gerçekten inanılmaz eğlenceli bu ders ya. İnanılmaz güzel geliyor bana türev özellikle. Neyden bahsedeceksin? Ana başlığımız ne hocam? Ekstremum noktalarından bahsedeceğim. Ekstremumdan da kastımız maksimum minimum noktası. Birazdan tanımımı verdiğimde ha neden buraya ekstremum dediklerini bile anlayacaksın. İlk alt başlığım şu. Yerel maksimum noktası. Bunu bırak her şeyi. Matematiği bırak bir kenara. Türkçe olarak ne? Hocam İngilizce kelime <laughs> ya boş ver. Türkçe olarak ne anlıyorsun? Kelime anlamıyla ne anlıyorsun? Yerel maksimum. Kendi çapında. Kendi çevresinde demek yerel. Mesela yerelde en maksimum nokta. Abi ben benim aklıma direkt Dağ Tepe geliyor. Senin de o gelmiyor mu? Mesela ben Kuşadası'nda oturuyorum. Kuşadası'nda şurada bir tane dağ var. Tepe var diyelim daha doğrusu. O tepenin üstünde dilek, direkler var. Bu radyo vericileri falan var. Hatta geldiğin ne Kuşadası'na ya da gelmişsen kesinlikle görmüşsündür. O tepeye Pilav Tepesi deniyor arkadaş. Benim çevremde, benim mahallemde en yüksek tepe orası. Vallahi Pilav Tepesi. Ben de şaşırdım niye Pilav diyorlar acaba diye. Ha, şunu da söyleyeyim. Tek yeşil kalan tepe orası. Malum her yer beton arkadaş. Bu da kamu supatı olsun. Tek yeşil tepemiz orası. O tepeni ah eh, yerelde en tepe nokta. Yerel maksimum noktası diyoruz biz oraya. Kendi mahallemizde. Abi fonksiyonda da demişler ki. Kendi aralığımıza. bak fonksiyonun tamamı demiyorum sana. Kendi çevremizde demişler. Belli bir aralıkta fonksiyonda en büyük değere fonksiyonun yerel maksimum noktası denir. Çok akılda kalıcı ya. Çünkü yeni bir şey değil. Bildiğimiz kelimeleri kullanıyorum. Yerel minimum noktası. Ne anlıyorsun? Bizim mahallede şu arka sokakta bir çukur var derim. Gülmekten yatarız. Ah ama öyle. Ama öyle. Fonksiyonun belli bir aralıktaki en küçük değerine f fonksiyonunun yerel minimum noktası. Benim mahallemde yerelden bahsediyorum sana ya. Demiyorum ki bütün Kuşadası, demiyorum ki bütün Türkiye, demiyorum ki bütün dünyadaki en yüksek, en dip noktalar. Yani ya. Bunların adı yerel maksimum, yerel minimum. Neden yerel? Kendi çapında, belli bir aralıkta. Süper. Şimdi gel bunu biraz da grafikler üzerinden görelim. Tamam böyle mahallede falan gördük ama bizim derdimiz mahalle değil. Bizim derdimiz fonksiyonlar. Şimdi önümüzde bir fonksiyon var. Bu fonksiyonun diyorum ki sana x1, x2 aralığındaki bana yerel maksimum noktası varsa söyler misin? Evet var hocam. Bak x eşittir a noktası. Yani burası bizim için ne noktasıdır diyeceksin. Yerel maksimum noktasıdır hocam. Hocam neden yerel maksimum noktası dedim? Belki fonksiyonun en büyüğüdür bu. Ya ne biliyorsun? Belki fonksiyon tanımı gereği buralara falan çıkıyor tepelere doğru. Ama ben şunu görebiliyorum buradan. Şunu söyleyebiliyorum. Arkadaş bu arkadaş x1 x2 aralığında kendi yerel bölgesinin en tepesinde. Bitti. Yerel maksimum noktası. Yan tarafa geçmeyeceğim. Az beklesin aşağı ineceğim. Arkadaş x eşittir a noktası burada. Yine belli bir aralıkta x1, x2 aralığı seçsem bu aralığın en dip noktası, en küçük değeri midir? Evet. Ha işte o yüzden buraya verilen isim de yerel minimum noktası. Grafiğe bakarak çok kolay anlaşılabiliyor diyorsun değil mi? Bir şey böyle dikkatini çeksin isterim. İleride bunu daha derinlemesine anlatacağım bu ders. İleriden kastım o. Burada fonksiyon nasıl davranıyor? Artan davranıyor. Bu tarafta nasıl davranıyor? azalan davranıyor. Ha yerel maksimum noktasına gelmeden hemen solunda artanım hemen sağında azalanım. Artanlıktan azalanlığa geçtiğim yerde yerel maks oluştu. Dur bakayım yerel minimum nasılmış. Hocam bak bu fonksiyon burada ne yapıyor? Azalan fonksiyon. Bu tarafta ne yapıyor? Artan fonksiyon. Yani azalanlıktan artanlığa geçtiğim yer yerel minimum noktan oldu. Bu tesadüf falan mı yoksa ya? Yoksa değil mi? Gel. Arkadaş şu noktayı söyle bana. Hocam kırılma noktalarında türev yoktur. Gördüğün ne kırılma noktası aklına bu gelecek. Hocam TYT matematikteyim. Olsun abi. Kırılma noktalarında türev yoktur. Aklına bu gelsin sadece. Peki burada ne var hocam? X eşittir A noktası bizim ne noktamızdır? Yerel maksimum noktamızdır. Çünkü bulunduğu aralıkta x1 x2 aralığı seçtimde bu aralığın en tepesindedir. Bitti. Ama yine bir şey dikkatimi çekiyor. Hocam fonksiyon burada artan bu tarafta azalan ha yerel maksimum noktası türev. E türevden bana ne diyor? Türevi yoksa yok. Ama ben varım diyor bu masada diyor. Tamam. Demek ki yerel maks, yerel minimum türev zorunluluğu olmayan bir nokta değil mi? İlginç. Ama illa tanımlı olmalı ya. Onu da söyleyeyim birazdan bahsedeceğim gerçi x eşittir a noktasında bizim neyimiz var? Dikkatle bak hocam bulunduğu çevrenin en düşük noktası, en küçük değeri fonksiyon için. O zaman burası yerel minimum değeridir. Ya bittim süper. Süper süper süper. Harika ya biz mevzuyu anladık. Hatta hatta şunu da görüyorum bak burada. Baktığımda ne görüyorum burada? Fonksiyon azalan davranıyor hocam. Burada nasıl davranıyor? Artan davranıyor. Bu olay bitmiştir. Artanlıktan azalanlığa geçtiğim yerde yerel minimum oluştu. Artanlıktan pardon azalanlıktan artanlığa geçtiğim yerde yerel minimum. Artanlıktan Azalanlığa geçtim yerde. Aynı şeyleri mi söylüyorum ben? Söylemiyorum aslında ama bak burada böyle yazıyor. <laughs> yerel maksimum oluşur Süper. Gel bir iki örnek daha yapalım seninle birlikte. Şimdi baktım bu tarafa. Hocam fonksiyon burada yerel minimum mu? Orada tanımla değil. Tanımla değilse aa, yerel minimumdan bahsetmeyelim lütfen derim. Ama bak burada ne var? Şöyle göstereyim yalnız. X eşittir A noktası. Şöyle A yapalım buraya. Şurada ne oluşuyor? Yerel maksimum noktası oluşuyor. Çünkü benim fonksiyonum orada tanımlı arkadaşım. Hemen aşağısına geldim buraya. Hocam bak fonksiyon azalıyormuş sonra sabit devam etmiş. Tanımlı mı? Tam burada tanımlı. O zaman burada ne oluştu? Bak yerel bir minimum noktası oldu. Kendi çapında kendi çevresinin en küçük değeri oldu ve tanımlı. Hocam burada ne var? Ya burada ve burada köşelerde ayrı ayrı oluşturacaksın artık. O zaman burası yerel maksimumdur hocam. Burası da yerel minimumdur hocam değil mi? Aynen öyle. Bulundukları çevrelerin en küçük değeri bulundukları çevrelerin en büyük değeridir çünkü burası. Hocam burada ne oluyor? Fonksiyon azalarak geliyor. Tak burada süreklilik bozuluyor. Buradan devam ediyor. Ama burada da fonksiyonu x eşittir a noktasında da tanımlamışım. Ama en dipte tanımlamışım. Arkadaş burası tek başına bir nokta da olsa yerel minimum noktasıdır burası da. Neden? Fonksiyon hem burada tanımlı hem de alabileceği en küçük değeri burada almış. Yukarılar beni ilgilendirmez. Fonksiyonun tanımlı olmadığı yerlerde ekstremumdan bahsedilmez bile zaten. Şimdi buraya kadar her şey biraz oturdu değil mi? Taşlar oturdu. Daha çok şey anlatacağım. İyice yerleştireceğim ama bir şey tanımlamak istiyorum. Çünkü biz matematikçiler sevmiyoruz. Hani hani bu nefes sınırlıysa bizde, bu sözcükler sınırlıysa bir ömürde bunu boşa tüketmek istemeyiz. Peki boşa tüketmeyelim derken neyi kastediyorsun hocam? Yerel maksimum, yerel minimum. Abi söylerken insan nefessiz kalıyor. Demişler ki ya bir şey bulalım, bir şey bulalım. Bunlar bulundukları bölgelerin ekstra mumları değil mi? Ekstra durumları. Yerel maksimum, yerel minimum. Ekstra bir şeyler oluyor orada. Ya bunlara kısaca ekstremum noktaları desek öğrenciler anlar mı? Anlar. O zaman tamam demişler. Bir f fonksiyonunun yerel maksimum, yerel minimum noktalarının tamamına bundan sonra f fonksiyonunun ekstremum noktaları diyelim. Bitti abi bu kadar. Ekstremum dedikten sonra ben sana sen yerel maks da olabilir hocam, yerel minimum. İkisini de anlıyorum diyeceksin. Anlaştık mı? Bu cümlenin anlamı o. sınavda da gelirse ekstremum noktası derse ha yerel maks, yerel minimum ikisinden de bahsediyor diye düşünüyoruz. Bitti bak püf noktayı söyledim sana. Şimdi hep yerelden hep yerelden bahsettik. Kısa bir aralıktan belli bir aralıktan bahsettik. Ya fonksiyonun tamamı yani bir fonksiyonun tanımlı olduğu aralıktaki tamamından bahsediyorum. Bizim pilav tepesinden bahsetmiyorum bizim mahalledeki. Bütün Türkiye'den bahsediyorum mesela. En büyük değer ağrıdı. İşte biz oraya mutlak hakimiyet, mutlak maksimum noktası deriz. Aa taşlar yerine oturdu. Benim kendi çevremde var pilav tepesi yerel minimum. Arada yerel maksimum pardon mutlak maksimum. Wow bitti. Bak aynı mantıkla bir şey daha düşünelim. Dur onu birazdan düşündüreceğim. Acele etmeyeyim. Bir spoiler vermeden de duramıyorum. Maksimum anladık. Mutlak maksimum anladık. Bir fonksiyonun bu sefer belli bir aralığında değil. Tamamından bahsediyorum. Fonksiyonun tamamında tanımlı olduğu aralıkta en küçük değerini aldığı noktaya mutlak minimum noktası adını vereceğiz. Süper. Taşlar yerine oturdu. Ben yalnız merak ettim. Sen acaba bak hiç türev mürev demiyorum ben sana tamam mı? Sen kendin söylüyor olabilirsin. Ben bir şey söylemiyorum. Ya da türev yazısı yazmadım. Bak burada kırılma noktası falan türev yoktur dedik. Ama türev lafı yok. Biz maksimum noktaları, minimum noktaları anladık mı? Yerel e, değer, pardon, ekstremum noktaları anladık mı? Bu soruyla anlayacağız. Gel. Ben ne olmuşum ya? Sıkıntı yok değil mi bende? Bir, bir incellik, incelme gördüm bende ama inşallah öyle değildir. Bakayım. Ha tamam normalmiş. Bir an kayıtta problem var sandım ama değilmiş. Tamamdır. Şimdi sorun o bir. Yukarıda x4 6 aralığında y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Tamamdır. Bıdı 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 bıdı. bıdı. İfadelerinden hangileri doğrudur? Bakalım. Eksi 1 4 noktası mutlak maksimum noktasıdır. Bakalım hocam. Eksi 1'e 4 burası hocam. Fonksiyonun tanımlı olduğu aralık buradan buraya kadar. Bu aralıklar içerisindeki en tepedeki yer burası değil mi? Bir kere hocam burası bir kere yerel maksimum yazmaz mısın sen normal şartlarda yazarsın. Şimdi ağrıdaki arkadaşlara soralım. Vardır muhakkak izleyen yazsınlar. Sizin mahalledeki en yüksek dağ hangisi desem hocam ağrı dağ nereden bak sen görüyor muyuz? Heh, ne diyecek? Yerel maksimum noktamız ağır. Arkadaş, orası bana göre de maksimum. O zaman ona göre yerel olabilir, ama bana göre mutlak. O zaman bir da bulunduğu bölgenin de en büyüğü olabilir, tamamının da, bütün ülkenin de en büyüğü olabilir. Yani bir nokta hem yerel maksimum olabilir, hem mutlak maksimum olabilir. Öyle değil mi? Çok mantıklı. Ağrı efsanesi. Bitti yerel maksimum. Ama aynı zamanda burası hepimiz için nedir? Mutlak maksimum. Hepimizden kastım ne? Fonksiyonun tamamından bahsediyorum ama burada böyle değiş şey Türkçede bir şey kullanıyorduk unuttum şimdi. Ondan yapıyorum ha. O espriyi de anla artık. anladık hocam o kadar değil. Evet burası mutlak maksimumdur mantıklı. Eksi 3 2 noktası. Eksi 3 2 bakıyorum mutlak minimum. Evet burası bulunduğu bölgenin en dip noktası hocam. Hatta sadece bulunduğu bölgenin değil mutlak minimum noktası. Çünkü benim fonksiyonum bundan daha küçük. Eksi 2 değerine gidebildiği tanımlı olduğu bir yer yok. O zaman burası mutlak minimum noktasıdır. Çok mantıklı ya. Allah ne güzel anlamışız. 4'e 2 noktası. Bakalım neredesin? 4'e 2 noktası. Evet hocam burada bir max değer oluşmuş. Yerel maksimumdur. Ha burası bizim pilav tepesi. <laughs> tamam Arda da orada. Ağrı da efsanesi başka yerde. Burası yerel maksimum noktası. Süpersin. Harikasın. Doğru. Ama mutlak değil ha. Onunla bir hem olalım. 6 eksi 1 neredesin? Buradasın hocam. Ha burada ne oluşmuş? Tanımlı mı o nokta? Tanımlı. Hocam burada bir yerel minimum noktası oluşmuş. Peki mutlak minimum mu? abi mutlak minimum var o da burada burada değil ki ha, o zaman yanlış hocam bitti bu kadar harikasın mı şimdi birkaç notum daha var sana işi daha böyle net anlayalım istiyorum seninle birlikte biraz daha yorum yaptırmak istiyorum yorumlar üzerinden gidiyoruz bir fonksiyonun tanımlı olmadığı ara noktalarda ekstremum noktası yoktur birinci şey tanımlı olmak zorunda Bak burada benim fonksiyonum ne? Tanımsız. Tanımsız olduğu noktalarda. Ekstremum, ekstremum yok. Ekstremum yok. Lütfen benimle birlikte elindeki kitaba bu notu düş. İstiyorum ben senden bunu. Anlaştık mı? Var mı burada sıkıntı? Yok hocam. Maşallah güzel. Devam. Bir fonksiyonun ekstremum noktası türevli olmak zorunda değil. Zoruna mı gitti diyor türev. Ya ben diyor türevle alakam. Ya var da türevli olmak zorunda falan değilim ben. Ekstremumdan bahsediyorum diyor. Burası ne mesela? Hocam burası yerel minimum noktası. Peki burada türev var mı? Hayır bak burada türev yok. Neden yok hocam? Çünkü sen biliyorsun kırılma noktalarında türev yok. Demek ki yerel mi? Ya ekstremum noktası olmak için türev şartı yoktur. Güzel. Bu taş da yerine oturdu. Peki şimdi seni matematikçilerin deli edeceği noktaya getirdim. Çıldırtacağım şimdi seni. Hocam siz de bir eğrisiniz bir büyürüsünüz. Az önce Az önce ne dedim ben sana? Biz dedim bak mesela burada ne noktası oluşturduk? Hocam burada bir tane yerel minimum noktası oluşturduk. Yerel minimum noktasından önce ne vardı? Hocam fonksiyonum azalıyordu azalan da ardından ne oldu? Artanlığa geçti. Ve tam bu noktada ben türev almak istesem hocam ne çıkar? Buradaki türev değeri sıfır çıkar. Ha yerel minimum noktalarındaki yoksa türev değeri sıfır mı? Harikasın be. Ama onu şöyle söyleyelim biz türevlenebilir bir fonksiyonun önce türevlenme şartımız var. Yani süreklilikten kastımız var. Çünkü yerel minimum zaten tanımlı olmadığı yerde oluşmaz. Ama süreksizlik noktalarında oluşabilir. Ama orada da türev yoktur. Biz kısaca türevlenebilir noktalarda. Ekstremum noktalarında türev sıfırdır. Tabi eğer varsa. Eğer benim türevim varsa türevlenebilir bir fonksiyondan bahsediyorum. Ki bak burada Burası süreklidir ama türevlidir. Halbuki yerel minimum var. Burada da yerel minimum var ama türevlenebilirse ve türevlenebiliyorsa yerel minimum da varsa o noktada türev sıfır. Bu cümleyi kurabilirim. E güzel ne var hocam bunda? Ama her zaman değil. <laughs> evet 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 matematikçiler seni böyle kandırır işte. Türevin her zaman sıfır olduğu yere de sazan gibi atlama. Çünkü orlar her zaman yerel maksimum yerel minimum noktası olmuyor. E hocam az önce dedin ki eğer yerel ekstremum noktası varsa türelene de biliyorsa oradaki türev sıfırdır. Ama şimdi ne diyorsun ki? Her gördüğün türeve aldanma. Hayat böyledir işte. Hayat böyledir. Bayılıyorum ya. Ama bak bunun bir mantığı var. Ben sana x küpün grafiğini çizmiştim. Onun böyle ötelenmiş bir grafiği gibi düşün bunu. Türevlenebilir bir fonksiyondan bahsedelim. Türevinin sıfır olduğu bak Hocam tam burası nedir? Türevinin sıfır olduğu noktadır değil mi? Bir an benim türevim bu noktada sıfır oluyor. Çektiğim teğet doğrusu ilk seksenine paralel oluyor. Ama benim fonksiyonumda burası yerel max, yerel mine benziyor mu? Benzemiyor. O zaman türevinin sıfır olan her nokta gördüğün her sıfır türev değeri bir ekstremum noktası olmak zorunda değildir. Ya. Peki neden ekstremum olmadı hocam bu? Dikkat et. Ekstremum olması için ...azalanlıktan artanlığa, artanlıktan azalanlığa... ...değil mi? Böyle bir çukur oluşturuyor, bir tepe oluşturuyor. Burada ne oluyor? Fonksiyon burada artandı. Artan devam etti. Çukur oluşmadı. Mükemmelsin sen. Sen harikasın. Beraber çözüyoruz bunu, ben değil. Sen aslında... ...biliyordun. Bir felsefe kuralıdır... ...şeydi değil mi bu? Düşüncesiydi. Ama ben sana... ...sadece o boş devanın üstündeki şeyleri... ...boş deva değilsin. ama siliyorum tozu. O toz senin aklın zihnin. Sen biliyordun bunları. Ben sana hatırlatıyorum sadece... Ha türev varsa e, yerel minimum noktasına kesin sıfır. Ama türevin sıfır olduğu yer illa yerel ekstremum noktası olmak zorunda değil hocam. Harikasın. Şimdi bu anladın mı bakayım sen? Gel bakayım bir. Soru 2 iki daha ikinci sorudayız olaya bak. Yukarıda fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. Buna göre fx fonksiyonunun kaç tane ekstremum noktası vardı? Bir dakika hocam. Ekstremum noktası arıyoruz. Bu nokta nedir? Ekstremum noktası. Hatta yazalım mı? Gel. Hocam burada yerel max oluşturdunuz. Süpersin. Hocam bu nokta nedir? Bak burada ne oluşturmuşum? Yerel min no minimum noktası oluşturdum. Burada ne oluşturdum hocam? Yerel max noktası oluşturduk. TET'i de vermiş bize ne güzel değil mi? Yerel max noktası oluşturduk. Hocam bu nokta nedir? Bak burada yerel minimum noktası oluşturduk. Yerel minimum. Hocam bu nokta nedir? O nokta hiçbir halt değildir. Çünkü o nokta tanımlı değildir. Tanımlı olsaydı bir şeyler söylerdik ama tanımla değil. Bak bu uç nokta yerel maks olabilirdi kendi çevresine göre. Ama tanımlı değil. Bak buradaki uç nokta yerel maks. Niye? Kendi çevresine göre en tepede çünkü. Güzel. Kaç tane ekstremum noktası vardır? 1 2 3 4 tane. O zaman yazalım 4 tane. Anlaştık mı? Güzel. Ekstremum noktası oturdu. Peki bana bunu söyle. Yukarıda grafiği verilen fonksiyonlardan hangilerinin x eşittir eksi 1 absisli noktasında yerel ekstremumu vardır. Yerel ekstremum. Maksimum minimum demiyorum. Ekstremumu olsun yeter diyorum. Eksi 1 noktasında tanımlama. Tanımlı. Bulunduğu yerinde en küçüğü mü? En küçüğü. O zaman burada yerel minimum noktası var. Kısaca burası ne? Ekstremum noktası. Ben ne istiyorum? Yerel ekstremum. Evet yerel ekstremum vardır. Bingo. F fonksiyonu doğrudur yani. Hocam bak eksi 1 noktasında tanımlı mı tanımlı tam burada. O zaman burada ne oluştu? En aşağıda olduğu için hocam burası yerel min noktası. Süpersin. Harikasın. Hocam eksi 1 noktasında yerel max. Duymadım. Sen söylemedin. Ben dedim ki sadece sustuk pustuk gittik. Yoksa yoktur. Hocam kırılma noktalarında bana ne Türev'den biz ekstremum bakıyoruz dikkatini çekerim. Türev gelince söylersin ama şimdi değil. Burada ne oluştu? Yerel minimum oluştu. Süper ya bu örnekler var ya bunu anlamamız için süper örnekler. F, G ve H fonksiyonları ekstremum noktalarıdır. Oh içimizin yağları eridi. Şimdi gelelim mevzuya. Hocam. Ekstremum noktasıyla türev arasındaki bağlantıyı söyle bana ya. Söyle artık şu bağlantıyı. Çıksın bu iş işin içinden. Çıkalım işin içinden. Değil mi? Söylüyorum hazırsan. Bir fonksiyonun azalanlıktan artanlığa geçtiği ki vurgulayarak geldim buraya kadar. Ne oluştu? Yerel minimum noktası denir. Aa yerel minimum noktasını bir daha tanımladık. Azalanlıktan artanlığa geçtiği yere yerel minimum noktası denir. Peki bu fonksiyon Burada ne yapıyor? Azalıyor. Burada ne yapıyor? Artıyor. Demek ki x eşittir a noktasında türev değeri sıfırken ben x eşittir a'nın sağında türevin işareti için ne derim? Pozitiftir derim. Solunda işareti için ne derim? Negatiftir derim. Peki aynı fonksiyon burada nedir? Azalandır. Burada nedir? Artandır. İşte x eşittir a noktasında bak. Ne oluşuyor? Sanki burayı bir grafik gibi düşün. Hocam dip nokta oluşuyor. O zaman biz bu noktaya ne ismini vereceğiz hocam? Yerel minimum noktası adını vereceğiz bu noktaya. Harikasın. Nokta diyorum bu arada. Nokta dediğim şey x eşittir a değil. A virgül b gibi bir sıralı ikili olmak zorunda. Unutma. Bu eee noktadan kastım x ve y koordinatı olmalı sadece ikisinden bahsediyorum unutma. Bunun y'sini de bulmak zorundasın nokta diye sorarsa. Burayı anladık mı? Azalanlıktan artanlığa geçti. Türevle ilişkisini buldum. Demek ki türevin işaret değiştirdiği yer bizim yerel minimum noktamız oldu burada. Bu fonksiyon için. E bir dakika hocam. Maksimum bir daha tanımla. Bir fonksiyonun artanlıktan azalanlığa geçtiği noktaya yerel maksimum noktası denir. Evet gerçekten benim fonksiyonum burada artandı. Tam bu noktadan itibaren neye dönüştü? Azalana. İşte bu noktada ne var hocam? Yerel maksimum noktası var. Peki biz bunun türev grafiğini çizecek pardon işaret tablosunu yapacak olsak. X eşittir A'nın sağ tarafında azalan olduğu için negatif solunda artan olduğu için artı değer alır. E fonksiyon da burada artanlıktan azalanlığa geçtiği için ya bak oklarla gösteriyoruz. Daha ne yapalım? Bak tepeye çıkıyor. Zirve zirveden aşağı iniyor. İşte burada ne oluşmuş? Yerel maksimum oluşmuş hocam. Harika. Muazzam. 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 Hani hatırla. Hocam türevin sıfır olması eğer o fonksiyon işaret değiştiriyorsa türevin sıfır olduğu noktalarda eksenin noktası mıdır? Evet öyle. İşaret değiştirmiyorsa türev sıfır olmasına rağmen çift katlı kök vardır. Ama o nokta ekstremum noktası değildir. Ha, her türevin sıfır olduğu yerde ekstremum oluşmaz dedin mi hocam? Spoiler bunlar. Daha anlatacağım bunları ama abi benim söylememe gerek yok. Kendi kendine ortaya çıktı cümle. Benim söylememe gerek var mı? Sen söyle. İşaret değiştirdi türev. işaret değiştirdi türev. Ya yerel minimum oluşur, yerel maksimum oluşur. İşaret değiştirmedi hocam türev kökü geçince. Artıydı artı. Ya fonksiyon sürekli artmaya devam etmiş işte. Bir maks var mı? Bir min var mı? Yok. Evet çok mantıklı yok. Gel. Gel gel gel. Madem artık türevden bahsettik artık. Hadi gel. FR'den R'ye olmak üzere. Fx bıdı, 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 bıdı fonksiyonun ekstremum noktalarını buluruz. Şimdi fonksiyonun grafiğini çizebiliyorsan harikasın. Çünkü ekstremum noktaları ortaya çıkacak. Yok ben çizemiyorum diyorsan gel. Fonksiyon her yerde tanımlı, her yerde türevlenebilir bir polinom fonksiyon. E madem türevlenebiliyor, biz bunun o zaman türevle ekstremum noktalarını buluruz hocam. Önce bir türev alalım gelelim. F'nin türevinde x. 3x kare eksi 6x. Harika. Çarpanlarını ayıralım hocam. 3x parantezini aldım. x eksi 2 kaldı. Eşittir 0'dan. Denklemin kökleri x eşittir 0 ve x eşittir 2. Şimdi de dedim ki. Arkadaş. Biz türevin işaret tablosunu bir yapsak ya kaç tane kökü var? 2 tane kökü var. O iki kök için yer belirleyelim mi? Belirleyelim. 1-0 hocam, 1-2 hocam. Burası F'nin türevi, burası F'nin kendisi. Birazdan yorum yapacağız onlar hakkında. Şimdi geldim buraya dedim ki 2'nin e, sağında artı köke geldim, eksi köke geldim artı. Bu fonksiyonun türevinin işaret tablosu. Buna göre fonksiyon nerede artan, nerede azalan bana söyle. Hocam burada artan burada azalan burada artan. Yani sen kaba taslak bir grafik çizsen bana şöyle bir grafik mi çizeceksin aslında? Evet hocam. Bak burada yerel maks, burada yerel minimum oluşmuyor mu ya? Buradaki okları çizdim. Başka bir şey yapmadım. Evet hocam burada işaret değiştirdiği için türev. F'nin türevinde 0'ın cevabı 0. F'nin türevinde 2'nin cevabı 0. Demek ki buralar ekstremum noktalardır. Tamam mıyız? Peki ekstremum noktaları da bulun diyor. Böyle nokta mı bulunur? X yerine gel sıfırı yaz bakalım bana bir. X eşittir sıfır için. F sıfırın cevabı 2'dir. Demek ki ekstremum noktalarından biri sıfıra 2 noktasıdır hocam. Güzel. Peki yine x eşittir 2 noktası için f'de x gördüğüm yere 2 yazıyorum. 8 eksi 4 göre 3'ten 12 artı 2. Şuradan eksi 4 geldi. Şuradan eksi 2 geldi. Bizim b noktamızda 2'ye eksi 2 midir hocam? Bingo. Hatta hatta bunlar ekstremum noktaları ve şunu söylerim. X değeri 0 olan benim yerel maksimum noktam hocam. Nereden anladın? Arkadaş artanlıktan azalanlığa geçiyorsa tepe oluşturdu. Azalanlıktan artanlığa geçiyorsa şurası nedir? Yerel minimum noktasıdır hocam. Bu örnek çok önemli. Bu örneği öğrenmeden geçmeni istemiyorum. Öğrendim diyorsan, anladım diyorsam devam edeceğiz. Anlamadım diyorsan bir kez daha dinliyorsun. Bu olmadıysa olmaz arkadaş. Bu örnek olmadan ilerlemiyoruz. Tamam mı? Gel. O zaman beşinci soru dedik. Gel. Yine reel sayılardan reel sayıları. Yine üçüncü dereceden bir fonksiyon. Ekstremum noktaları. Aynı soru. Tekrar yapıyoruz. Önce sen sonra ben. İşte bu yüzden dedim sana. Önce sen deniyorsun bu soruyu. Tamam diyorsan bir de benden izliyorsun. Diyorum ki ekstremum noktalarını arıyorum. Türev yardımıyla bulayım diyorum. 3x kare artı 2 kere 6 12x artı 12 tamamdır. Bunun köklerini bulacağız. 3 parantezini aldım. x kare artı 4x artı 4 eşittir 0. Dedim ki bunun da x artı 2'nin nesi olduğunu biliyorum. Karesi olduğunu biliyorum. Eşittir 0 olduğunu da yazabiliyorum. Harikasın hocam. Denklemin kökü x eşittir eksi 2 ama nasıl noktadır? Çift katlı köktür hocam. Peki gel devam edelim hocam. Şimdi baktım dedim ki bu fonksiyonun hemen türevinin işaret tablosu için x eşittir eksi 2 noktası çift katlı kök önünde artı var artı bu bir de burası f'nin türevi burası f yine artımı devam etti evet hocam fonksiyon burada artandı sonrasında nasıl devam etti artan devam etti ama bir an türev sıfır oldu şöyle gibi düşün geldi bir an türev sıfır oldu devam etti Arkadaş bir şey soracağım. Yerel maksimum, yerel minimum. Ekstremum noktalarında bunlardan biri varsa ya türev artanlıktan azalanla azalanlıktan artanla değil mi? Bunlardan birine geçti. Ne oldu? İşaret değişti mi? Değişmedi. O zaman bu fonksiyonda ekstremum noktası yoktur. Vay olmak zorunda mı? Değil. Yük sürekli yukarı gidiyor abi bu. Sürekli yukarı gidiyor. Reel sayılardan reel sayılara tanımlı. Ucu bucağı da yok. E bitti. Ekstremum noktası yok. Ha, türevin sıfır olduğu noktayı buldum. Hocam direkt ezbere gelseydim bana şunu söyle. evet türev burada sıfır hocam. Kesin burada ekstremum var. Hayır yok. Neden? Türev işaret değiştirmedi. Çok iyi örnekti. Çok iyi. Mutlak minimum noktası. Direkt mutlak minimum noktası attım. Tamamdır hocam. Hemen başlıyoruz. F'nin türevinde x eşittir. 2x eksi 8. Hemen bu denklemin kökünü buluyorum. x eksi 4 çarpı 2 eşittir 0'dan. x eşittir 4 denklemin köküdür. O zaman türevin işaretini inceleyebilirim hocam. Hemen geldim iki satırdan türev yeri yaptım. Bir de f'yi yaptım. X eşittir 4'ü işaretledim. Tek katlı köktür dedim. Artı geldim eksi bitirdim. Yani aşağıda geldim yukarı çıktım. Demek ki bu noktada ne oluştu? Bak grafiğe bak grafiğe böyle geldi. Yerel minimum oluştu. Demek ki şu nokta benim için nedir? Yerel minimum noktasıdır. Peki nokta diyorum adı üstünde. X yerine 4 yaz. Hele bir gel bulalım. Kaça kaç noktası o? F4 eşittir 4'ün karesi 16. 4 kere 8 32 artı 9. Şuradan ne geldi? Eksi 16 geldi. Eksi 16 artı 9 daha ne yaptı? Eksi 7 yaptı. Ama noktadan kasıt 4'e eksi 7'dir. İşte burası mutlak minimum noktasıdır. Daha da küçüğü yok. Başka maksimum minimum noktaları oluştu mu? Oluşmadı. Demek ki grafik şöyle. Zaten parabol grafiği ya. Şöyle kolları yukarı. A bir dakika. Bir dakika hocam. Aydınlandık bir aydınlanma geldi. Keşke ekstra ışıklar olsaydı. Şöyle. Aa bir dakika aydınlanma geldi. Hareketini yapabilseydik seninle. Ne aydınlanması geldi hocam? Hayırdır? Tepe noktası ya. Ha, bir parabolün. Bir parabolü bize sen anlattın hocam parabolü de sen anlattın. En küçük değerini bulun dediğimizde ne yapıyorduk? Onun tepe noktasını buluyorduk hocam. Tepe noktası eksi b bölü 2 aydı hocam. Eksi r'si tabii ki. B'sini bulalım bakalım. B'si eksi 8. Şuradan 2. Bunlar gitti 4. Yani R'sine 4 verince çıkıyor hocam. E FRK'de bize K'si yani o değeri veriyordu. F4'ün de cevabı az önce eşitledik. Eksi 7, 4'e eksi 7. Hocam biz o soruyu eskiden böyle çözüyorduk. E parabol ise böyle çöz zaten ne fark eder? Ama türev türev türev. Sana işleri nasıl kolaylaştırıyor sen gör. Mükemmel. Aradaki bağlantıyı da yakaladın mı? O türev zaten bize şuradan çizilen teğet doğrusunun eğimini veriyordu. Biz de o teğet doğrusunda çizilen eğimden yola çıkarak neyi bulduk? Oradaki ekstra mı? Allah, müthiş müthiş bilgilere bak. Akıyor sular seller gibi. Gel. 3. dereceden reel sayılardan reel sayılara fonksiyonun yerel minimum noktası direkt noktayı veriyor. Bak, yerel minimum noktası ki eğer bir polinom fonksiyonsa, her yerde tanımlı ve türevlenebilir bir fonksiyonsa, minimum noktalarında daha doğrusu ekstremum noktalarında eğer türev değeri varsa kaça eşittir? Sıfıra. Aynı zamanda bana diyor ki F3'ün cevabı da -12'dir. Bu sorunun bize anlatmak istediği en önemli bilgi bu. Bunu kural olarak falan vermem. Bunu soru içerisinde benim anlamam lazım artık. Ekstremum noktası. Her yerde türevlenebilir. Anlıyorum tanım kümesinden, polinom fonksiyondan. Abi diyorum. O zaman bunun türevi varsa ekstremum noktasındaki türev değeri sıfır. Hatta hatta bana minimum noktasını veriyorsan F3'ün cevabı da eksi 12. Gel bunları yerleştirelim yerine. Önce F3'ü kullanmak istiyorum. X yerine 3 yazacağım. Şuradan 27 geldi. Şuradan 9M geldi. Şuradan 3 tane N'ye geldi. Artı 15'i verdim. Cevap ne eşit çıktı? Eksi 12. Herkesi 3'e bölüyorum. 3'e böldüm 9. 3'e böldüm 3M. 3'e böldüm N. 3'e böldüm 5. 3'e böldüm eksi 4. Şuradan 3M artı ne? Şuradan 9-5 tane yapar? 14 yapar. Karşıya atarsam ne yapar? Eksi 18 yapar. Bir kere benim elimde böyle bir denklem oluştu hocam. Bitmez. Yola devam. Şimdi f'nin türevinde x'e türevden yola çıkıyorum. Çünkü varsa türev değeri oradaki sıfırdır. E, türevini alalım. 3x kare artı 2mx artı n bu kadar. Şimdi f'nin türevinde 3. cevabının sıfır olduğunu biliyorum. Buradan yine 27 artı 3, 2 kere 3 6m artı n eşit 0. Kısaca 6m artı n eşittir eksi 27. Bu da cepte. E 2 bilinmeyen 2 denklem artık onu söylemeye bile gerek yok ama 3m artı n eşitse eksi 18'e 6m artı n eşitse eksi 27'ye Alt altı toplamadan önce şunu eksiyle çarpalım gelelim. Şunu eksiyle çarptım şöyle oldu. Şu arkadaşlar birbirini yedi. Burada ne kaldı? 3 tane m kaldı. Burada ne kaldı? Eksi 9 kaldı. Burada ne kaldı? M'ye eksi 3 kaldı. M'nin cevabı eksi 3'tür. Bitmedi giderim istediğim yerde yazarım artık. Şurada da yerine yazacağım. 3 kere eksi 9 artı n eşit eksi 18. N'nin cevabı eşittir eksi 9. Ben m artı n'yi arıyorum. m'si eksi 3, n'si eksi 9. Cevap eşittir. Eksi 12. Mükemmel bir öğretici soruydu bu. Öğrendik mi? Öğreniyor muyuz? Daha neler öğreneceğiz neler. Ha dersin sonuna kadar sadece soru sadece şurada o özel durumdan bir daha bahsedeceğim. Hani türevin sıfır olduğu her nokta her zaman neden olmuyor onu güzel bir örnekle daha açıklayacağım ben sana. Sen hiç merak etme. Şimdi bol bol örnek hızlı da çözelim bunları y eşittir fx fonksiyonunun türevinin grafiği verilmiştir. Hangileri doğrudur? x eşittir eksi 2 noktasında fx'in yerel ekstremum vardır. Bakalım. Evet burada bir yerel ekstremum noktası pardon yerel maksimum noktası oluşuyor. Kabul. x eşittir 1 noktasında x eşittir 1 nok Hop dur ne yapıyorsun derler adama ben sana 50 defa söyledim. Arkadaş önce verilen ifadenin adına bakacaksın adına bakacaksın. Allah'ım kalemim nerede? Aha yere düşmüş. Bak böyle olursun heyecandan. Sazanın kralını yaşarsın. Hocam bu ne? Ya. Hii. Kaynar sular, kaynar sular döküldü başımızdan değil mi? Ben sana ne dedim? Unutma dedim. Sakın dedim. Aman dedim. Yapma dedim. Hangi noktalarda kesiyorsun x'i? Burada. Bak burası f'nin türevi, burası f'nin kendisi. O zaman diyorum ki bak Eksi -3 noktasını alalım, 1 noktasını alalım, 5 noktasını alalım. Şimdi eksi 3'ü 1'i 5'i işaretleyelim. Bunlar tek katlı kökler. Kabulümüz müdür? Kabulümüzdür. Buraya bakarak karar veriyorum. Hocam f'nin türevi burada pozitif. O zaman geliyorum burada pozitif, burada negatif, burada, negatif, burada pozitif, burada negatif. Değil mi? Sağlıyor. Mükemmel. Bitmedi. Fonksiyon burada azalan, burada artan, burada azalan, burada artan. Şimdi gönder yorumları x eşittir eksi 2 noktasında fx yerel maksimum. Ne alaka abi? Bak burası Yerel minimum, y ye minimum yazalım. Şurası yerel maksimum, yerel maksimum noktası. Burası yeniden yerel minimum noktası hocam. Hani yerel maksimum, yerel minimum x eşittir, eksi 2'deydi. Adamı var ya sazanlarlar, çok fena sazanlarlar. Bence sen de sazanlandın bak. Delikanlı gibi söyle ama şimdi. X eşittir 1 noktasında yerel minimumu vardır. Ev, A maksimum yazıyor. Ama buraya baksan belki kanarsın buna. Bu da gitti. X eşittir eksi 3 noktasında ki X eşittir eksi 3 burası. Yerel minimumu vardır. Bingo! Sadece bir tane doğru var. Bak bu soruyu çözüp sonra cevaba bakan arkadaş nasıl yalnız 3 ya yanlış çözdü galiba. Hadi gel. Gel 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 gel. Neyin grafiği var? Bu sefer Fx'in grafiği var. Güzel. Ama ben ne yapacağım? Ben yine o tabloyu çizeceğim arkadaş. O tablo hayat kurtarır çoğu zaman. Türev işaret tablosu bizim canımız ciğerimiz. Türevin değeri sıfır. Türevin değeri burada sıfır. O zaman yapıştır gel. Bak türevin değeri sıfır. Türevin değerinin sıfır olduğu yerler. Eksi 2'ye 3. Şurası F'nin türevi. Şurası F'nin kendisi. Bunlar tek katlık kuvvetlerdir. Onları yazdık. Şimdi dedim ki fonksiyon bu tarafta azalan, eksi, artan, azalan. Bak gerçekten azalan, artan, azalan gidiyor. Grafik burada azalan, artan, azalan gidiyor. Ne istiyorsun söyle. F'nin türevinde eksi 2. Neredesin? Değerim 0. F'nin türevinde 3'e eşit. Aynen öyle. Çünkü bu iki değerde neye eşit? 0'a eşit hocam x eşittir 3 noktasında fx'in yerel maksimumu vardır. x eşittir 3 noktası burası. Burada bizim türevimizin işareti değiştiği için burası yerel maksimumdur. Bakıyorum evet gerçekten öyle doğru. f'nin türevinde eksi 4. F'nin türevinde eksi 4'ün cevabı ne? Negatif hocam. F'nin türevinde 5. O bu tarafta o da negatif hocam. İki negatif sayının çarpımı pozitiftir. Elendiniz. O zaman 1 ve 2. E ne çok kolay hocam bunlar. E, ben sana zor demedim ki. A ve B gerçek sayılar olmak üzere fx 3. dereceden bir polinom fonksiyondur. Buna göre f eksi 1'in değeri nedir? Bu fonksiyonlarla ilgili de bu bilgiler biliniyor. Bakıyorum eksi sonsuz eksi 2 aralığında azalan eksi 2 bir aralığında artan bir dakika sen bana bir fonksiyonun artanlık azalanlık aralığını veriyorsan aslında türevinin işaret tablosunu sana söylüyorum diyor çaktırmadan aslında çaktırmadan değil bayağı çaktırarak söylüyorsun sen bana bunu ya yerler mi bunu yer mi rm tayfa yemez bak eksi sonsuz eksi 2 eksi burası olsun Diyor ki fonksiyon burada azalandır. Azalıyor. Azalıyorsa fonksiyonun işareti, türevinin işareti negatif. Yani eksi. Eksi 2 bir aralığı. Eksi 2 bir aralığında yani şu aralıkta benim fonksiyonum nasıl davranıyor? Artan. Fonksiyon burada artıyor. Demek ki türevin işareti artı. <laughs> sonsuz aralığında ha bak başka kök yokmuş ben bir kök daha var sandım sonsuz aralığında yeniden azalan yani eksi yani yeniden azalan Allah biz neler öğrendik neler abi zaten türevinin işareti iki tane olması beklenir en fazla değil mi üçüncü dereceden bir fonksiyonda buna göre f eksi birin cevabı nedir arkadaş ben sana şunu söylerim bu noktalarda varsa türev değeri kesinlikle nedir? F'nin türevinde eksi 2 sıfırdır hocam. F'nin türevinde 1 kesinlikle 0'dır hocam. Bunları niye veriyorum? Burada kullanayım diye. F'nin onu yukarı bulayım önce. F'nin türevinde x nedir? Gel onu bulalım. Eksi 6 x kare artı 2 a x artı b'dir hocam. Şimdi f'nin türevinde eksi 2 bana bir zahmet bul dedim. Eksi 2'yi yerine yazdım. 4 4 kere 6 24 ama eksi 24. Eksi 2'yi yerine yazdım. Eksi 4 a artı b eşit 0. Kısaca eksi 4a artı b'nin cevabı 24 cepte. F'nin türevinde 1'i de bulabilirim. 1 verdim eksi 6 1 verdim 2a 1 verdim 6b cevap 0. Attım karşıya 2a artı b'nin cevabı eşittir 6. Dedim ki alttakini eksiyle çarpalım. Eksi 6 geldi. Cırt sana cırt alt alta topladığımda ne olacak? Bunlar birbirini götürecek. Hocam buradan eksi 6 a geldi. Buradan artı 18 geldi. A'ya buradan ne kaldı? Eksi 3. Bitmedi. A'yı buldum. B'yi bulacağım. Nerede bulacağım? Şurada yerine yazıyorum. Şurada yerine yazıyorum. Eksi 3'ü yerine yazdım. Eksi 6 artı B. Değil mi? Bir dakika. Eksi 6 artı B eşitse eğer 6'ya. B'nin cevabı da kaça eşittir hocam? Artı 12. Şimdi gidelim fonksiyonu yerine yazalım. Fx fonksiyonu eşittir. Eksi 2x küp eksi 3x kare artı 12 x eksi 4 bitmedi biz f eksi 1'i arıyoruz hocam sen neler yaptın bu soruda şurası artı 2 şurası eksi 3 burası eksi 12 bir de eksi 4 gelir şuradan eksi 1 geldi eksi 16 eksi 17'dir doğru cevap dedim vurdum cevabı ama ne soruydu o harika soruydu yetmez biraz daha soru çözeceğiz seninle birlikte haydi gel 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 ne var karşında fx fonksiyonunun türevinin grafiği türevinin grafiği varsa soruyu bir kenara bırakıyorsun Önce türevinin işaret tablosunu yapabiliyorsun onu yapıyorsun. Türevinin işaret tablosunu yapmak için türevinin köklerine ihtiyacım var ki grafikte net şekilde gözüküyor 1 eksi 3, diğeri artı 2. Bunların her biri tek katlı kökler. Tek katlı kökler oldukları için işaretledim. Sağ tarafa gittim fonksiyon burada artı bu tarafta eksi bu tarafta yeniden artı artı eksi artı dedim. Yukarı aşağı yukarı dedim. Yerel yerel maks noktası var dedim. Yerel yerel min noktası var dedim. Bak artık sadece artanlık azalanlık yazmıyoruz. Geçen derste sadece okları koyuyorduk bırakıyorduk. Şimdi ekstralar geldi. Ekstra makslar minler geldi. Ama anlıyoruz. F eksi 2 F 1 eksi birden büyüktür. Bakalım. F eksi 2 ile F 1 burada mı? Burada. Yani eksi 2 değeri burada. Eksi 1 değeri burada. Bu fonksiyon burada azalan. Yani azalan olduğu için yön böyle olmalıydı. Fonksiyonun değeri azalıyordu çünkü değil mi? Eksi olduğu için. Bunu geçen dersten çözebiliyoruz zaten. F2 bir yerel maksimum değeridir. Bakıyorum. Ev. Efendim? Max mı? Ula beni yiyecekler arada. Minimum orası. F3 bir yerel maksimum değeridir. Kesinlikle F-3 bir yerel maksimumdur. Doğru cevap nedir? Yalnız 3'tür dedim. Çok güzel bir soruyu daha bitirdim. 12. soru. Bitmez daha bir sayfa var. Anlatacağım anlatacağım neler anlatacağım. 2-4 eksi maksimum pardon yerel minimum noktası varmış burada. Bunun yerel maksimum noktasını bul bana diyor. Bulurum. Şimdi bu noktayı vermek demek ne demek? Gel onu bir tartışalım. Hocam F2'nin cevabı eksi 4 geliyor. Ve eğer bu polinom fonksiyonsa bütün reel sayılardan reel sayılara doğru tanımlıysa F'nin türevinde 2'nin cevabının... Sıfır olması lazım. Bunu da ben çıkarıyorum. Yerel minimum noktasında eğer türevleri varsa sıfır olduğundan dolayı. Şimdi F2'ye hele bir gel bulalım F2'nin cevabı 8M artı 2N artı 12 az kalsın yanlış yapıyorduk eksi 4 olacak orası eksi 4'ümü yazdım dedim ki kardeş sen bir karşıya geç bakalım 8M artı 2N eşittir eksi 16 bir de her tarafı 2'ye böleceğim 4M artı N eşittir eksi 8 bir denklem bu var mı? Var. İkincisi nerede? Aha o da buradan gelecek. F'nin türevinde x lazım ama. Türevini aldım geldim. 3 m x kare artı ne? X yerine ne yazıyorduk? 2 yazıyorduk türevinde. 2'yi yerine yazdım. 4 kere 3'ten 12 tane m artı ne eşittir 0. Bir dakika ya. Burada neyi yalnız bırakırsam ne neye eşittir? Eksi 12 tane m'ye. Hatta getirip burada yerine yazalım. 4 m eksi 12 tane m eksi 8'e eşit. Eksi 8M eşitse eksi 8'e M eşittir artı 1. M artı 1 ise N nedir? Eksi 12. m de neyi de buldum. Yetmez. Biz bunun yerel maksimum noktasını arıyoruz bu sefer. Şöyle yapacağım. F'nin türevinde X. M'yi bulduk. 1 bulduk. 3. X kare. N'yi bulduk. Eksi 12 bulduk. Bu mudur? Budur hocam. Şimdi bunun köklerini bulalım beraber. 3 parantezini aldım. X kare eksi 4 eşit 0. Demek ki denklemin kökleri x artı 2 x eksi 2. Bu ne demek? Hocam bunun anlamı şudur. Hocam hemen ne, neyi çiziyorum? Türevin işaret tablosunu çiziyorum. Türevde iki tane köküm var benim. Biri eksi 2 diğeri artı 2. Bunlar tek katlı kökler. Burası f'nin türevi burası f. Hocam burası artı eksi artı. Fonksiyon burada azal artıyor. Azalıyor artıyor eksi 2 noktası ve 2 noktası ekstremum. Hatta 2 noktası minimum noktası, eksi 2 noktası maksimum noktası. Sen dedin ki maksimumu arıyorum. F eksi 2 noktasının değerini arıyor. Şimdi gel Fx'i bir daha yazalım. Fx eşittir. M'yi bulmuştuk. 1 bulmuştuk. X küp N'yi eksi 12 bulmuştuk. X küp eksi 12 X artı 12 yazmıştık ya. Benden f-2'nin noktasını istiyor. Y değerini bulmam lazım. Eksi 2'yi yerine yazdım. Eksi 8. Eksi 2'yi yerine yazdım. Artı 12. Pardon 24 artı 12. Şunları topladım. Ne geldi? 36 geldi. 36'dan... 8'i çıkardım. Eksi 28 geldi. Hop 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 Burada araya girdim güzel arkadaşım. Girmeden olmazdı Bu kadar hatasız bitmesi imkansız da. 36'dan 8 çıktı. Artı 28. Ben eksi yazmışım. Düzeltmemi yapıyorum. Diyorum ki artık burada yerel maksimum noktası bizden soruluyordu. Eksi 2'ye artı 28 bizim için yerel maksimumdur dedim. Sıradakiyle devam. Efsane soru ya burada var ya deli gibi emek yatıyor abi. Şu yazının güzelliğine, şu ihtişamına bakar mısın? Ama çözdüğümüz şeyler hepsinden daha özel tabi o ayrı mevzu. Uygun aralıkta tanımlı. Fx fonksiyonunun x eşittir eksi 2 absesli noktasında ekstremumu olduğuna göre bu ekstremum değeri nedir? Benden bunu istiyor değil mi? Ekstremumu olduğuna göre m kaçtır diye soruyor. Bir dakika bu noktada ekstremumun varsa ve türevi de varsa o noktada f'nin türevinde eksi 2'nin cevabının ne olmasını beklersin? Sıfır. O zaman diyorum ki varsa burada türevi sıfıra eşit olacak. Gel bir deneyelim. Bunun türevini alacağız. F'nin türevinde x eşittir. Hayda bölümün türevi ya bu. Olsun hallederiz. Şunun türevini aldım. 2x eksi m çarpı 2x artı 1 eksi x kare eksi m x çarpı dedim ki 2. Bölü aşağıdan ne gelecek? 2x artı 1'in karesi. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ben bunun işaret tablosunu yaptığımda bir kere burası kesinlikle hep nedir? Pozitiftir. Demek ki işarete etki eden yer neresi? Burası. Ve ekstremum noktasının da olabilebilmesi için yukarıdaki denklemde işaret değişmesi lazım işaret tablosunu yapınca. Değil mi? Mantıken öyle değil mi? Ben bunun işaret tablosunu yapacağım. Ha buradan işte artıdan eksiye ya da eksiden artıya geçtiği yerde ekstremum noktaları oluşacak. X eşittir eksi 2 noktasında mesela artıdan eksiye eksiden artıya neye geçer ben bilmem artık orası. Kesinlikle böyle bir şey oluşacak. Doğru mu? Doğru hocam. O zaman ben şunu söyleyemez miyim arkadaş? Bu noktada türev değerini yerine yazarsam cevap sıfır çıkacak. İşte bu noktada. Hadi gel yazalım. Bu denklemi sağlaması lazım. Eksi 2'yi yerine yazıyorum. Ama bir dakika şunun tamamını düzenleyeyim ya da düzenlemeyeyim be. Eksi 2 x yerine eksi 2 yazıyorum. Bak aşağıyla ilgilenmiyorum. Biliyorum ki yukarısı buna sebep oluyor. Bu eksi 2 kökü yukarıdan geliyor. O zaman yukarıyı sıfır yapan değer aslında o. Neden aşağı yapmadık diye sorma sakın. O yüzden. Yapsan ne olacak zaten bir şey değiştirme. Gel. Eksi 2 yazıyorum yerine. Eksi 4 eksi m çarpı. Eksi 2 yazdım yerine. Eksi 3 eksi. Eksi 2 yazdım yerine 4 artı 2 m çarpı 2. Tabi neye eşit? Eksi 2 yerine yazınca sıfıra eşit. Eksi 3'ü içeri dağıtıyorum. 12 artı 3 m. Artı eksi 2 ile çarparak geliyorum kısaca. Eksi 8 eksi eksi 4 m eşit 0. Artı 3 m eksi 4 m eksi m yapar. Karşıya attım artı m. 12'den 8 çıktı 4. m'nin cevabı kaçtır? 4'tür dedim vurdum cevaba. Gönder gelsin. Son sayfa son sorular dedim. Bitiriyoruz adım adım ama sen bu sayfada mola verebilirsin. Nefes alabilirsin. Suyunu çorbanı içebilirsin. İhtiyaç molası yapabilirsin. Sonra gönder gelsin yola devam. Şimdi bir fonksiyonun türevli olduğu yerde ekstremum noktasına sahip olması için türevinin işaret değiştirmesi gerektiğini söyledik. Ama neden ya hocam bunu daha net açıkla bana diyebilirsin. Çünkü abi işaret değiştirmezse ekstremum noktası oluşmaz. Çünkü türevinin sıfır olması diyelim ki bu noktada türev sıfır olsun. Bu fonksiyon artarken artmaya devam ediyor. Türevinin işareti artıyken bak bu fonksiyonda hatta bak burada x eşittir a noktasında x eşittir a noktasında bu fonksiyonun türevi Artı artı yapmaya devam ediyor. Belli ki burada çift katlı kökü var türevinin. Fonksiyon çünkü sürekli daima artan. Oldu mu? O zaman şu. Daima artan fonksiyonların ekstremum noktaları yoktur. Çok net. Ki aynısını ben yine x eşittir a'da bu fonksiyon sürekli azalıyor mu? Aynısını gelip burada yapsam desem ki bak burada x eşittir a noktasında çift katlı kökü var. Yani sürekli azalan fonksiyon sürekli azalan fonksiyonların da artsa da azalsa da ekstremum noktaları yoktur. Türev işaret değiştirmiyor çünkü. Anlaştık mı? Türevlenebilir bir fonksiyonda. Türev işaret değiştiriyorsa ekstremum noktası vardır. Türev işaret değiştirmiyorsa ekstremum noktası yoktur. Uf. Oh içimin yağları eridi ne güzel oldu. Bak şimdi, fonksiyonun ekstremum noktası olmadığına göre ya arkadaş bu ifade polinom fonksiyon. Her yerde türevlenebilir. Ekstremum noktası yoksa türevinin olduğu yerde çift katlı kökü vardır. Ya da bu fonksiyon daima daima ya artandır ya da azalandır dersin. Doğru mu? Doğru hocam. Bu fonksiyon daima ya artandır ya azalandır. Bir dakika daima artan daima azalan fonksiyonlar için biz ne dedik? A'sı dedik sıfırdan büyük olabilir. A'sı dedik sıfırdan küçük olabilir ama ortak noktaları deltaları küçük eşit sıfırdır. Geçen ders yaptık bunu. Aynı ifadeyi soruyu birleştirip bununla sordum sana. Ekstremum noktası yoksa ya daima artandır ya daima azalandır. Otomatikman deltası küçük eşit sıfırdır. Ama türevinden bahsediyorum ha. F'nin türevinde x eşittir 3x kare artı 2 kere 6 12x artı m eksi 3 ifadesinde diskriminanta bakıyoruz. B'nin karesi eksi 4 a c ne diyeceğim? Küçük eşit 0 diyeceğim. Çok sola kaydım. Biraz sağa kaydıralım onu. Şöyle 144 küçük eşittir 12 çarpı m eksi 3. 12'ler sadeleşti. 12 küçük eşittir m eksi 3. Eksi 3 karşıya attım. 15 küçük eşittir m'den. Biz m'nin alabileceği değer aralığını istiyoruz. 15 kapalı aralığından artı sonsuz. Güzel yorum güzel cevap. Gel. Ne verilmiş adına bakıyorsun. Hemen eğer türev grafiği net bir şekilde verildiyse ve o türev grafiğinin eksenlere kestiği noktalar da verildiyse çok rahat ettiği için niye sen buraya kökleri yazarsın dikkat et. Eksi 2 çift katlı köktür hocam bravo. 4 tek katlı köktür hocam bravo. Burası f'nin türevi burası f için yorum yapacağımız yer. F'nin türev değeri burada hep pozitif pozitif pozitif. Nereye kadar? 4'e kadar hep pozitif geliyorum. Geldim. 4'ten sonra x ekseninin altında olduğu için negatif. Fonksiyon burada artıyor. Burada artıyor. Burada azalıyor. Hocam burada ekstremum noktası yoktur. Burada yerel ne vardır? Maksimum noktası vardır. Yoruma bak daha sadece grafikten x eşittir eksi 2 noktasında yerel minimumu vardır. Hayır orada ekstremum noktası yoktur. Çünkü türev işaret değiştirmiyor. Anladık. x eşittir 2 noktasında yerel maksimum vardır. Abi eşittir 2'den bana ne? 2'den bana ne? Ya o 2 türevle alakalı bir şey. Geç onu da. Birazdan bununla ilgili de soru soracağım. Aha son soru bayılacağım bayılacağım son soruya. Günün özeti olacak. X eşittir 4 noktasında. Fx'in yerel maksimumu vardır. Evet yazdım zaten. Yazdım zaten. Ve sadece işaret tablosundan yaptım bunu. Yap işaret tablosunu rahat et arkadaş. Yap işaret tablosunu rahat et arkadaş. 16. soru. Sorunun güzelliğine, sorunun kalitesine bak. Bu soruyu türevi bilmeden bile çözersin ha. 1, 4 kapalı aralığından reel sayılara tanımlı. ikinci dereceden bir fonksiyon. Kısaca bir parabol. Kollar nereye doğru? Aşağı doğru. E hocam. Fonksiyonun kolları aşağı doğru şöyle parabol mutlak maksimum mutlak minimum noktaları sırasıyla bunlar. Buna göre bıdı 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 işlemin sonucu nedir? Bir dakika. Bir kere bu bir para bak türeve uğramayacağım şimdi. Diyorum ki abi türevi unut bir kenara. Eksi b bölü 2a'yı bana bir yazar mısın? Yani tepe noktasının x değerini bana bulur musun diyorum. Sen de diyorsun ki eyvallah buluruz hocam x eşittir 3'tür. Yani ben bu parabolü çizdiğimde şu nokta x eşittir 3 noktası tepe noktası mıdır? Evet bitmedi devam. 1 noktası ve 4 noktasının yerlerini bulacağım. Bak, bir tane kenara kaydım. X eşittir 2. Bir tane kenara kaydım. X eşittir 1 burası. Bir tane kenara kaydım ki orası simetri eksenidir. X eşittir 2 ile X eşittir 4 değerler aynıdır. Buradadır. Benim parabolüm X eşittir 1'den nereye kadar tanımlı? X eşittir 4'e kadar. Kırmızı hiç sil. Her şey kabak gibi meydanda değil mi? Hocam burası yerel maksimum noktası. Hocam burası yerel minimum noktası. Çok abi biz çok şu an. Maksimum benim bulurum abi. X eşittir 1. X yerine 1 yazıyorum. Eksi 1 artı 6 artı 1 cırt cırt eşittir 6. Demek ki A noktası 1'e 6 bizim için ne noktası? Minimum noktası. Aynı zamanda mutlak aslında. Yerel dediğime bakma değil mi? Aynı şey zaten. X eşittir 4 değil. X eşittir 3 de benim maksimum noktam. Eksi 9 3 kere 6 18 artı 1 9 1 daha 10. Demek ki B noktası diyelim ona 3'e 10 noktası. Burası da max noktası. Yani maksimum noktasınınkine x1 y1 minimum noktasınınkine x2 y2 dersek eğer x1 3 y2 6 x 2 1 araya eksi koyduk y 1 pardon evet y1 10 3 kere 6 18 eksi 10'dan doğru cevap 8 derim mükemmel soru mükemmel çözüm. Peki hocam biz bu türevi parabolle bağla pardon polinomla bağlayalım parabolle bağladın gördüm. Baş katsayısı 2 olan 3. dereceden bir gerçek katsayılı bir px polinomu için polinomunun köklerini sana vermişim. 2 tanesini verdiysem belli ki px polinomunun baş katsayısı 2 köklerinden biri x eşittir 1 ise çarpanlarından biri x eksi 1. Köklerinden biri x eksi 2 ise çarpanlarından biri x artı 2. Üçüncü dereceden dediği için bilmiyorum ona da x artı a yazıyorum. x eşittir 2 noktasında yerel ekstremumu polinom her yerde türevlenebilir olduğu için p'nin türevinde 2'nin cevabı 0. Öyle değil mi? Yerel ekstremum noktası olduğuna göre polinomu 0 yapan üçüncü x değeri nedir? A bulurum abi. A'yı değil x eşittir. Bıdı bıdı istiyor benden. Eksi a istiyor yani. Bulurum. Nasıl bulurum? Ya ben önce bunun bir türevini alayım. Türevini alabilmek için şurayı bir toparlayacağım. x kare artı 2x eksi x eksi 2. Bir daha toparlayacağım. x kare artı x eksi 2. Onu da 2 ile çarp. 2x kare artı 2x eksi 4. Şimdi px polinomunu baştan yazıyorum. 2x kare artı 2x eksi 4. Doğru çarptık değil mi şurayı? x kare artı x eksi 2. 2 ile çarp. 2x kare artı 2x eksi 4. Doğrudur. Yanında ne var? X artı A var. Ben türev alıyorum. P'nin türevinde X. Çarpımın türevi 4X artı 2 çarpı X artı A artı birinciyi aynen yazarım. İkincinin türevini alırım. O da 1. Şimdi de derim ki P'nin türevinde 2'nin cevabını biliyoruz hocam. 2 yazdım. 8 2 ile, 2 ile topladım. 10. 2 yazdım. A artı 2. 2 yazdım. 2 kere 2. 4. 4 kere 2. 8. 2 yazdım. 4 eksi 4 çarpı 1 vardı onlar gitti zaten. Cevap neye eşit? 0 eşit. Buradan 10 tane A artı 20 artı 8 cevabı 0 buradan 10 tane A eşittir 28 ise A'nın cevabı eksi 14 bölü 5'tir. Bitmedi. Biz şunu bulduk bak. Bıdı bıdı bıdı. X eksi 14 bölü 5. Biz bunun kökünü arıyoruz. X eşittir 14 bölü 5 yani pozitif değeri 0 yapan 3. X değeri. Yani şunu diyor ya. P 14 bölü 5'in cevabı 0. Aha da bana bunu söyle diyor. Mükemmel. Harika bir soruyla nokta koyduk efendim. O zaman bir soru daha bittiğine göre kaydımızda da devam ediyoruz. Değil mi? Bir sıkıntı yok o tarafta. Yok o zaman günün son ama mükemmel sorusu. Efsane sorusu. İkinci türevle bağlayacağız anlattıklarımızı. İnanamayacaksın. Aşağıda fx polinomunun türevinin grafiği verilmiş. Yemezler hocam türevinin grafiği varsa biz şunun grafiğini çizebiliriz. Tablosunu çizebiliriz özür dilerim. Nedir çizeceğimiz tablo? Bunu sıfır yapan değerler kaç tane? O oh, baya da varmış. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4 tane. 4 tane sıfır yapan değer var f'nin türevini. Hemen geldim. Şöyle yerlerine yazıyorum. Eksi 4, 0, 4, 7. Burası f'nin türevi, burası f. Bunlar her biri tek katlı kökler. F'nin türevi burada pozitif değer aldığı için pozitif geldim. Eksi artı eksi artı bitirdim. Fonksiyon artan azalan artan azalan artan dedi. Aşağı indim. Hocam ikinci türev hakkında yorum yaptırıyor bana. Bir dakika dedim. Arkadaş şimdi bana birinci türeve bakıp ikinci türev hakkında yorum yap desem ne dersin? Bak F'nin türevinde X'in Artan azalan olduğu aralıkları buluyorum değil mi? Bak burada azalan burada artan. Burada azalan burada yeniden artan değil mi? O zaman F'nin ikinci türevinin işaret incelemesini yapmam lazım değil mi? Desem ki F'nin türevinde X'in bana artan azalan olduğu aralıkları bul desem artanlık azalanlık türev almak demek diyeceksin. Bak devreleri yakmamak için açıklama yapıyorum. Birinci türevin türevini alırsam ikinci türev olur. İkinci türev bana birinci türevin grafiğinin nerede artan, nerede azalan olduğunu anlatır. Çünkü türev o işe yarıyor. İkinci türenin sıfır olduğu noktalar buralar değil mi? Evet hocam. Birinci türevde şu teğetlerin sıfır olduğu yerler ikinci türevin sıfır olduğu yerlerdir. Aman Allah'ım. Eksi 2 artı 2 5 fonksiyon bak burada azalan Burada artan, burada azalan, burada artan davranıyor. Bunların her biri tek katlı kök bu arada. Dikkat et fonksiyon artansa artıdır ikinci türev. Azalansa eksi, artansa az, artı. Eksi. İnanın iki tane muhteşem bir tablo var önümde size. F'nin türevinde eksi bir. Neredesin? Bu aralıktasın. F'nin türevinde altı. Neredesin? Buradasın. İkisi de nasıl değer? Pozitif iki değeri toplarsam hepsi pozitif olur. Doğru. Yanlışı istiyor. F'nin ikinci türevinde eksi 2. F'nin ikinci türevinde Ah, silgi çalış, ne olur çalış. En önemli yerdesin. Burada bizi yalnız goma. Ha, çalıştı yeniden tamamdır. F'nin eksi ikinci türevinde sıfır olduğu aşikar burada gözüküyor. Orası bir ekstremum noktası işaret değiştiriyor. F'nin ikinci türevinde beş. O da bir ekstremum noktası. O da sıfır. Sıfırla sıfırın toplamı sıfırdır. Mükemmel yorum. Mükemmel cevaba gidiyoruz. F'nin türevinde eksi beş. Şimdi Aha kalem yine bizi yarı yolda bırakma artık haydi. Geç şu silgiye ediyoruz. Ah geçti nihayet. Şunları siliyorum yine. Şunları siliyorum yine. Sildim sildim. Dedim ki F'nin türevinde eksi 5 nerede? Burada. Yani cevabı ne? Negatif. F'nin türevinde 6. Burada. Ne Cevabı ne? Pozitif. Kesinlikle doğru. Eksi sayılar ne? Pozitif sayılardan küçüktür. Eksi 2 2 aralığında. Şu aralıktan bahsediyorum. F artandır. Bir dakika F'den bahsettiğine göre buraya çıkmam lazım. Eksi 2 burada başlıyor. Artı 2 burada bak eksi 2 artı 2 aralığının bir kısmında azalan bir kısmında artan. Ya f artandır diyebilir misin? Yanlış yanlış olan cevabı bulduk. Bazen artan bazen azalan diyeceksin. X eşittir 4 noktasında F'nin yerel ekstremumu vardır. Maksimumu vardır. Bakın. X eşittir 4 noktası F'nin birinci türevinden yorumlarsak işaret değiştiriyor. Ve orada yerel maksimum noktası oluşuyor hocam. Bu ifade kesin doğru yanlış olan Denizli'ydi. Efsane bir günün sonuna geldik. 4 sayfa. Doya doya 4 sayfa. Gerçekten film olsa izlenme rekorları kırar. Kitap olsa okunma rekorları baskı rekorları kırar. Ama biz sadece türev anlattık diyebilirsin. Öyle değil. Türev anlattık. Türevin içinden geçtik. Artık var ya şimdi yapman gerekeni söylüyorum. Bu zevki tadabilmen için şimdi senin tek başına. Bu arada bu geçen ders buna tık atmayı unutmuşuz. Şimdi videoyu dinledin. Video ders kitabını beraber doldurduk. Abi bunu çöz. Bak doyamayacaksın. Doymadım doyamadım çözmelere. Türevi ben diyeceksin dedirteceğim sana. Az önce derste çözdüğümüz çok daha güzelleri ama yapabilecekleri. Bu soruların içinden geçiyoruz efendim. Bir sonraki derste görüşene kadar kendine iyi bak. Yorumlarla destek olmayı beğen tuşuyla bizi mutlu etmeyi. Hoş kalın. Hoş